güllaşırsa olur. Tek yanıtım bu. Bir insanı özgür kılmazsanız onu ahlaksız yaparsınız. Onu ikiyüzlü yaparsınız. Onu şarlatan yaparsınız. Onu düzenbaz yaparsınız. Çünkü insan psikolojisi ödül ceza ile işleyen bir şey. Yani ben doğruyu söyleyip de tokat yersem bir daha doğru söylemem. Niye akıllı bir insan? Niye tokat yiyeyim? Doğru yapıp da kaybedersem, yurt olursam niye doğru söyleyeyim? İnsan beyni ayakta kalacak şekilde programlanmıştır. Çıkarına göredir. Ortalama bir insan, batıl dolu fark etmez. İki şey güdüler. Hoppes'i selamlıyorum buradan. Ruhu şad olsun. Korku ve çıkar. Sevgi bile değil. Sevgi şımartır hatta insanı. Ama korku ve çıkar istediği yere götürürsünüz insanları. Hatta Prens Bence Büyük Bir Siyaset kitabıdır. Machiavelli'nin 1565'te de yazdığı. Prens'e diyor ki, halk senden korksa mı, sevse mi? Keşke iki anda olsa ama diyor, birini seçeceksin. Korkut diyor. Korkmak daha iyidir diyor, korkmasın. Şimdi Machiavelli insanı kavramış bir adamdır. Bence yüce bir adamdır. Şeytanlık yap demiyor ama insan doğasını gözlemiş ve siyasete pratik olarak girmiş bir insandır. İnsan böyle işliyor. Şimdi filozofun, sanatçının, bilim adamının şeyin olmalıdır. İnsanı bir adım, bir adım daha ileri götürecek söylemler, yaratılar ortaya koymaktır. Bence teknik yetmez, maddi gelişme yetmez. Şimdi ben Türkiye'nin çıkmazını şurada görüyorum. Özellikle çok partili hayattan sonra alacağım, böyle keseceğim. Çünkü tek partili hayatın iddiası vardı, batılı bir projesi vardı. Ama ondan sonraki proje şu oldu. Artarak geldi günümüze. Uygarlık, mal, mülk, köprü, apartman vesaire. Böyle bir kültürle Türk insanı şu anda kuşatılmış durumda. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Uygarlıkla hiç alakası yok. Eğer uygarlık bu olsaydı, bence şu anda dünyanın en uygar insanı Kuveyt'ti, ülkesi. Kuveyt'ti. Her şeyi altın çünkü ama komik geliyor değil mi yani? Yok öyle bir şey. Yunanlar hiç böyle şeyleri sevmezlermiş. Yunan üzerine çok okudum eski Yunan. Böyle fuzuli şeyler, mal, mülk yok. Eğitim, edebiyat, sanat, tiyatro. Yani Yunanların bütün Roma İmparatorluğu'nun etkilemeleri, hatta dillerini öğretmeleri bundan kaynaklanır. Roma ne yapmış? Kafayı çalıştırmış, pragmatist bir toplum. Köprüler ve diğer yapılarla büyütmüş olayı. Şimdi bugüne gelirsek, dediğim gibi erdemli, adil insan özgürlükle, özgür bir toplumunda ancak mümkün olur. Eğer bir toplum özgür değilse inanın, böyle sabah akşam vaaz vererek, yazı yazarak bir insanı siz özgür, ahlaklı kılamazsınız. Şimdi buradan yavaş yavaş şeye doğru gelelim. Yargıç ne yapmalıdır? Hukukta ne yapmalıdır adalet için? Şimdi iddia dediğimiz gibi sabittir, değişmez. Ama kavramlar değişir. 1000 sene önce adil dediğimiz şey, mesela kölelik, bugün bize çok itici geliyor. Roma'daki bazı cezalara bakıyorsunuz, tüyleriniz ürperiyor ama o günkü toplumda adil karşılanmış. Mesela kadına tecavüz edilmiş. Yaptırım ne biliyor musunuz? Tecavüz eden adam evliyse onun karısını ötekinin sülalesinin hizmetine veriyor. Ama o günkü toplumda bu adil görülmüş. Yani yeni aldım o kitabı, Suç Ceza Arzunun Tarihi diye. Ondan sonra mesela bir ara gladiyatörlere merak saldım. Mahkumları getiriyorlar şeye, arenalara, binlerce insan öldürülüyor. Böyle bağlı, aslanlar parçalıyor. İnsanlar da böyle keyifle bakıyorlar. Yani o günün zihniyeti, o günün adalet anlayışı bu. Demek ki anlayış ve kavramlar değişiyor ama iddia değişmez. Mesela herkese kendine düşeni ver. E şimdi nedir herkese kendine düşen? Zaten kıyamet burada kopuyor. Bu belli bir şey değil ki. Şimdi gelelim yargıcın konumu nedir? Ne olmalıdır? Sadece salt yasayı pozitivist olarak uygulayan bir kişi mi olmalıdır? Yoksa her yasayı, her hukuk kuralını uygularken bir de etiği de gözetmeli midir? Bu tartışmalıdır bizde. İşte pozitif hukuk yanları vardır. Hans Kelsen gibi hocam bilir. Onlara fazla girmeyeyim. Bir de doğal hukukçuları var. Bir de ikisini birleştirenler vardır. Hem yasa uygulamalıdır ama şeyi de gözetmelidir. Adil olup olmadığını. Şimdi yakın geçmişte bir örnek vereyim.
Biliyorsunuz Almanya'da 6 milyon kişi öldürüldü Nazi zamanında. Daha sonra 1946'da İngiltere'de anlaşması yapıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Sözleşmesi ve Nürnberg kentinde Nazi suçlar yargılandı. Aşağı yukarı 1,5 sene sürdü. Bunlar aslında yargıçlar da vardı. Mesela bir tanesinde Yahudi bir vatandaş yumurta istifçiliği yapmış. 2,5 yıl ceza ölmüşler. Bence normal bir ceza yani. zamanda sen saklıyorsun. Ama Hitler beğenmemiş. Hakime demiş ki olmaz demiş bunu. Yine yargılayacaksın, ölüm cezası vereceksin. Hakim de yapmış. Tekrar yargılamış, ölüm cezası vermiş. Adamı infaz etmiştir. Böyle cezalar veren, yine yargılayan, emrine göre veren bir sürü hakim olmuş şeyde. Tabii bunlar yargılandı. Bunun filmi de var. İzlemişsinizdir belki. Nürnberg yargılamaları diye. Şöyle savunuyorlar. Efendim ne yapalım? Mevzuat öyleydi. Yasa öyleydi. Biz o otoriter, totaliter rejime nasıl karşı geleydik? Canımızı mı feda ediydik? Biz zor haldeydik. İşte ceza hukukunda buna zaruret hali deniyor. Sonra yine bir Alman ceza felsefecisi Radbuch var, Gustav Radbuch der ki bu inandırıcı değil ki der. Yani ızrar hali diye bir şey yok ki. Bir yargıcın görevi canı pahasına dahi olsa adaleti gerçekleştirmektir der. Eğer bir yasa der, Radbuch formülü deniyor buna, uygulanamaz, tahammül edilemez derecede adaletsizse yargıç yasayı bırakacak, hukuka uygun karar verecek diyor. Buna Radbuch formülü deniyor. Tabii üstadımızın dediğine %90'ına katılıyorum. Bu ölüm işi biraz kötü tabii. Yani feda etmek çok da insanlardan gerçekçi bir şey değil. Freud olsa olmaz böyle şeyde. Gerçekçi olmak da lazım. Ama idealar hep öyledir zaten. Yani ideallara kavuşulmaz. İdean özeliyordur. Yakalayamazsın yani. Şimdi gelelim bizde durum nasıldır? Türk hukukunda durum nasıldır? Biraz ona gireyim. Şimdi Türk hukukunda olgusal karamsar tablolara karşın ya da rağmen bir şeyler de var, onu da söylemek lazım. Efendim eskiden şöyle 3-4 sene öncesine kadar eğer temel hak ve özgürlükler konusunda bir uygulayacağın yasa, yargıcın iç hukuk yasası yani Türk yasası o uluslararası sözleşmeye aykırısı çatışıyorsa yargıç yine iç hukuku tercih ediyordu. Yargıtay diyordu ki seni bağlar diyor, iç hukuk diyor. Ulusal sözleşmeye bakamazsın diyor. Ama açık söyleyeyim, bireysel başvuru yolu açıldıktan sonra, 2012'den sonra, ki bence Türkiye'deki bütün olumsuzlara rağmen en büyük gelişme buradadır. Anayasa Mahkemesi gerçekten ahim ölçüsünde ve o şeye göre, anlayışa göre kararlar veriyor. Ahim'in 2013 ve 2014'te verdiği kararlar var. Diyor ki, çatışırsa diyor iç hukukla uluslararası sözleşme temel hak ve özgürlükler konusunda diyor sen diyor iç yasayı göz ardı edeceksin diyor onu uygulayacaksın. Bu bir gelişmedir. Şimdiye kadar bir direnç vardı. Efendim beni ne ilgilendirir? Bunu bilinçaltını söyleyeyim o zaman. Onlar gavur Hristiyandır. Ben Türk'üm. Beni bağlamaz. Bu dile getirilemiyordu. Belki dost meclisine getiriliyordur da ama cemaat önünde getirilemiyordu. Ben söyleyeyim burada bilinçaltı maskesini indireyim. Şimdi başka bir şeyden daha bahsedeyim size. Ve özellikle hukukçu arkadaşlara hani genç olanlara, geç kalanlara diyorum. Bir de hukuka meraklı olanlara da öneriyorum. Leyla Şenhabib var. Hocam evet. Bilir. Özellikle bir 5 dakikayla toparlarsanız. Diğer eksik kalan kısımları ikinci turda konuşmuş olalım. Tamam onu bitireyim. Onunla bağlayacağım ben şimdi. Şeyla Benhabib'in Buhran Çağında Haysiyet, Zor Zamanlarda İnsan Hakları, İngilizce'den çevrilen 2013 yılındaki bu kitap gerçekten Türk kültürüne ve hukukuna müthiş bir ufuk açıcı niteliğe sahip. Kozmopolit haklardan bahsediyor özellikle. Kozmopolis'ten bahsediyor. Kozmopolis Yunanca bir sözcük. Kozmo evren, polis biliyorsunuz kent. Kozmopolis dediğimiz zaman dünya insanı anlamına geliyor. Sokrates sorduklarında nerelisin diye Atinalıyım demez demiş. Dünya insanıyım der. Şimdi yine yakın zamanlarda bir ABD yargıcı çocuk suçluğuyla ilgili bir davada
tuttu Afrika Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle yine başka bir sözleşme atıf yaptı. Kıyamet koptu. Sen niye bunlara gidiyorsun? O da dedi ki kardeşim artık ulus devlet bilincinin ötesine geçtik biz. Küresel sivil toplum var artık. Ben hem bir yurttaşım. Ülkemin yasalarına tabiyim. Doğru. Ama ondan daha ötesi de daha ilerisinde de bir insanım. Dünyanın neresinde insanlığımı koruyan bir kural varsa ona dayanabilirim dedi Yargıç. Bu da çok örnek bir karardır. Işık tutması lazım. Artık dünya bir küre. Gerçi kapitalizm de küresel ama insan hakları da geri kalmıyor. Artık küresel sivil haklar var. Dolayısıyla Sokrates'in dramı oydu. Sokrates Atina toplumu çok önündeydi. O geleneklerin ve o alışkanlıkların dışında bir adamdı. Dünya ölçeğinden bakıyordu. Maalesef hayatına neden oldu. Burada ben şimdilik bırakayım. Çok teşekkür ediyoruz. Antik Yunan çağlarından bugüne kadar görüşler anlamında zengin bir sunum oldu. Hepimiz yararlandık. Ancak Marx'ın dediği gibi evet filozoflar dünyayı yorumladılar ama asıl olan onu değiştirmektir. Bu değişim ilkelerinin en önemlisi sanırım 21. yüzyılda belki sosyal devlet anlayışının sosyal hukuk ve sosyal devlet üstünlüğü ilkesinin getirdiği bir anlayışla çok değerli adalet bilimcisi Amartya Sen'in demiş olduğu gibi bugün adalet kavramlaştırması dünya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki görünür eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve her insanın temel yaşamsal alanlara, olanaklara yani eğitim, sağlık, güvenceli bir iş, barınma, beslenme haklarına eşit bir şekilde sahip olabilmesini sağlama durumudur ve gerekliliğidir. Evet, adalet çok geniş bir kavram dedik. Adalet bir ideadır, doğrudur. Adalet bir eylem ilkesidir. Evet, adalet bir talep, bir isteme ilkesidir. Aynı zamanda insan hakları bağlamında. Ve adalet günümüzde toplumsal bir yönetim ilkesidir de aynı zamanda. Bugün adaleti biz Rawls'tan bugüne geldiği şekliyle sosyal adalet anlamında algılıyor ve anlatıyorsak, eşitsizliklerin kaldırılması ve insanların insansal olanaklarını geliştirebilecekleri her türlü olanağa, fırsata, maddi anlamdaki koşullara kavuşabilmesinin eşitliği anlamında tanımlıyorsak ki öyle gerekiyor. Bunun gerekleri de şüphesiz çağların ötesinden bugüne gelen mücadeleyle bugünü birleştirip yarını kurgulamaktan geçiyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda değerli konuklar, şöyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Evet, değerli avukat arkadaşıma sözü bırakmadan önce, gündemimizi belirleyen iki temel sorun var. Sayın tutumlunun belirttiği Nürnberg mahkemeleri tutanaklarının bizim önümüze koyduğu tarihsel bir gerçek var. İnsanlık suçları ya da büyük adaletsizlik yaratan toplu suçlardı. Acaba yargı eliyle meşrulaştırılabilir mi? Adaletin, hakkaniyetin gerçekleşmesi midir bu meşrulaştırma? Böyle bir meşrulaştırma adalet kavramının içeriğinin uygulanması anlamına gelir mi? Birinci sorumuz bu olsa gerek. İkincisi de bugün modern anayasal devlet, gelişmiş hukukunun olan, uygulayan modern anayasal devletler daha adil devletler midir? Bugün yaratılmış olan vekalet savaşlarında, küresel kapitalizmin yeni bölüşüm savaşlarında senede 50 milyon insanın yer değiştirdiği ve Türkiye'de kıyılara varan cesetler sayısıyla rakamlarla ifade edilen hayatların sorgulandığı bir ortamda, modernizmin, aydınlanmanın, akılcılığın ve felsefenin beşiği olan Avrupa'nın her bir ulus devletinin kanunlarında bu göçmenlerin birer toplum dışı artık olarak nitelenmesi ve bunların geriye gönderilmelerinin çözümlerinin hukuksal araçlarla oluşturulmaya çalışıldığı bu gündemde adalet modern anayasal devletin hukuki bir ölçüsü müdür, ahlaken bir toplumsal ilkesi midir hala diye soracağız. Tabii sözü bırakmadan önce çok önemli bir saptamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Stefan Zweig
Almanya Nazizminin başlangıç dönemlerini anlattığı Dünün Dünyası adlı eserinde şöyle bir saptamada bulunur. Evet, Avrupa 20. yüzyılın başında bir güvenlik çağı, bir altın çağı inşa etti. Ve gün geldi insanlar o değişmez gördükleri dünyanın altüst olduğunu, güvensizliğin, korkunun ve yabancılaşmanın kollarında olduklarını fark ettiler, uyandılar. Böyle bir acıya uyandılar. Faşizmin semptom olarak uygulama ilkelerin biri de, der Zweig, aktarıyorum. Hitler'in kazandığı asıl şeydi ancak zafer, arkası gelmeyen aşırılıklarıyla her tür hukuk anlayışını köreltmesidir, der. Bu hukuk köreltmesi, faşizmin yaygınlaşması, sürdürülmesi ve yeniden üretilmesinin aracıdır. Ve bugün biz Türkiye'de hukukun kirletilmesi değil, aynı zamanda hukukun bütünüyle mevzuat tırnak içerisinde alıntılayarak kenara koyulmuş olması durumuyla karşı karşıyayız. Peki biz bu durumda bu gidişe nasıl dur diyebileceğiz? Adalet bu konuda bize bir eylem, ide, talep ilkesi ve toplumsal yönetim ilkesi olarak rehber olacak mıdır? Bunu da değerli arkadaşım, meslektaşım, avukat Mustafa Köroğlu bize aktaracak. Sözü sayın konuşmacıya bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba sayın konuklar. Öncelikle ben burada adaleti değil kendi yerimi sorguluyorum. Çünkü açıkçası yanılmıyorsam düzeltin, kurucu başkanlığını Yaşar Kemal'in yaptığı, Aziz Nesin'in başkanlıklar yaptığı, içerisinde birçok değerli yazarın bulunduğu ve halen bulunmakta olduğu Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bir etkinliğindeyiz. Bu benim için çok ağır zaten. Daha sonra yanlarında oturduğum iki tane değerli üstad, ki yanlarında oturmak bile başlı başına heyecan ve gurur verici, ve onların yetkinlikleri karşısında zaten herhalde en zayıf halka benim. O yüzden benim ne işim var burada demedim değil. Bunun için kusura bakmayacaksınız. Kusuruma bakmayacaksınız ama dinlediniz. Bu panelden almanız gereken keyfi ve değeri aldığınızı düşünerek ben büyük bir rahatlıkla saçmalayabilirim artık. Panelin adına ilk baktığımda Ankara adaleti sorguluyor, değil mi? İlk aklıma gelen şey açıkçası kavramı tanımlamaktı. Tanımlamayı severim. Ama aynı zamanda tanımlamanın bir şeyi kısıtlamak olduğunu, sınırlamak olduğunu ve hiçbir şeyin de sınırlanmaması gerektiğini düşünen birisi olarak severim. Ama bu sefer öyle olmadı. Açıkçası adalet kavramını tanımlayamadım. Tanımlayamadığım gibi karşıma başka bir soru çıktı. Biz burada bir kavramı sorguladığımıza göre baştan o kavramın ve onun temsil ettiği şeyin var olduğunu mu düşünüyoruz diye sordum kendime. Yani adalet diye bir şeyin var olduğu ve onun ne olduğundan eminiz ve bunun üzerinde konuşacağız. Bu konuşmalarımızın sonunda da bak işte adalet bu veya adalet yokmuş diyeceğiz. Bu kitlenin de böyle bir beklenti içinde olmadığını düşünüyorum ki konuşmacılarımızın da zaten öyle bir beklentiyi karşılamadığını gördük. Bu beni rahatlattı. Çünkü benden de beklenen o olsaydı ben Herman Melville'in Katip Bartleby'sinden ödünç alarak yapmamayı tercih ederim diyecektim size. Neden? Çünkü bunun için elimde iki tane temel gerekçem olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim yarattığım, keşfettiğim gerekçeler değil. Çünkü biraz önce Sayın Akif Tutumlu çok eskiden ve çok doğru bir yerden alarak anlattı. Adalet tartışması zaten çok yüzyıllardan beri yapılan ve bu anlamda gerçekten tartışma pratiği gelişmiş bir konu. Benim gerekçelerim de buna bağlı. Bir, adalet mutlak anlamda tanımlanamaz. Onu tam olarak hiçbir zaman ifade edemeyeceksiniz. Ve onu temellendirme çalışmaları ki çok oldu. Amerika'da Rawls da yaptı bunu. Hiçbir zaman tam olarak karşılık bulamadı.
nasıl Akif Bey'in de ifade ettiği gibi iyiyi, iyinin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksek, adaletin de ne olduğunu bilemeyeceğiz. İki, adaleti, yani bir tartışma, eğer adalet sorusunun bir yanıtını bulmaya yaklaştığı anda orada bir şey olur. Pozisyon değişir. Bir bakarsınız siz adaleti tartıştığınızı zannederken başka bir kavramın içine girmişsiniz. Bu iki nedenle ben adalet